ABD vize mülakatında son 5 yıllık aktif kullanılan Gmail, Hotmail gibi e-mail adreslerimizi ve sosyal medya hesaplarımızı istiyorlarmış. Ve bunları inceleyeceklermiş. Bu konuda bizlere tavsiyeleriniz ne olur diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki Amerika hükümetinin bu yeni yönetimle beraber 2017'den itibaren Amerika'ya vize başvurusu yapacak kişiler için de sosyal medya hesapları, e-mail adresleri gibi son 5 yıllık bu tarz bilgileri alma yönünde adım atmış durumlar. Dolayısıyla eğer vize başvurusu yapılıyorsa ve bunlar isteniyorsa bu bilgileri vermek zorunda kalacaksınız. Çünkü bize bilgileri vermezseniz size vize vermeyecekler. Şimdi buradaki tabii gaye bizim anladığımız hani özgürlükleri engelleme değil ya da kişilerin özgürce ifade ve beyan bildirme haklarını yok etme değil. Tam tersi güvenlik noktasında. Eğer bu kişiler sosyal medya hesapları üzerinde ya da e-mailler üzerinde üzerinden başka yerlerde yazdıkları postlar ya da forumlarla Amerikan hükümeti için ya da toplumu için bir tehdit oluşturacak, bir tehlike oluşturacak durumu yaratıyorsalar bu kişileri bir nevi tespit etmek için yapılan bir durumdur. Dolayısıyla ben burada söyleyeceğim, dikkat etmesi gereken nokta tabii ki Amerikan konsolosluğunun sizden istediği bilgileri doğru bir şekilde beyan etmeniz önemli ve sizin e, vize almanızda engel yaratacak e, bazı sosyal medyada değişik yerlerde e, yazacağınız yorumlar ya da paylaşımlara dikkat edilmesinde fayda var. Çünkü eğer e, yanlış anlaşılmaya ulaşacak, sizin belki terörle ya da Amerika'ya tehlike yaratacak bir durumda olacağınız intibasını yaratacak bu tarz paylaşımlardan kaçınılması zaten herkesin dikkatli olması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi tabii ki doğru bir şekilde ilgisayar bilgileri vermeniz yerinde olacaktır deyip eğer vize başvurusu yapmak istiyorsanız veya eğer isteniliyorsa tabii yapmanızda fayda vardır. Yoksa vize görüşmesinin sonuçlanması mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olayım.